devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler kürsüsünden verdiği mesajları değerlendirme ama çok önemli bir noktaya geldik. Şimdi Onur Bey siz dediniz ki Furkan Bey de size katılıyor. Eğer işte biz bu Dede Ağaç'ta işte üs kurulmasına, bir deniz üssü kurulmasına, burada silahlanmasına tepki gösteriyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin ama hedef artık Rusya değil, artık bu ortaya konulmuş ya da Çin'e daha da yaklaşmak değil. Aslında hedef var burada Türkiye'ydi. Türkiye bunu kabul etmediği için, buna hayır dediği için şimdi Yunanistan'da böyle silahlanıyor. Siz de katıldınız Furkan Bey. Bunu biraz kesinlikle açalım. Burası çünkü Amerika belki bugünü daha açıklayıcı bir tez. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin teorisel olarak aslında sahada korktuğu, en korktuğu şey coğrafi olarak Türkiye'nin kenar kuşaktan kopması. Kenar kuşaktan koparak bir Avrasya blok ülke haline gelmesi. Ve bir kara köprüsüyle aslında Afro-Avrasyacılık dediğimiz bizim Türkistan coğrafyasından, ki Asya'da Türkistan demek doğrudur, Türkistan coğrafyasından Afrika'ya kadar bir hat var. Ve bu hattın da Türkiye üzerinden geçmesi. Çünkü neden? İşte kadim Türkistan aslında uç, korunaklı, korunma, nasıl söyleyeyim size, kalesi, surru, koruyan bölge Anadolu. Yani Anadolu Türklerin elinde olduğu sürece Türkistan evvelallah bir şey olmaz. Dolayısıyla bütün hesaplar gene bu Anadolu üzerinde toplanıyor. Şimdi işte Abdülaziz darbesinden bahsettik. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz. Bütün darbelerin arifesine baktığınız zaman Türkiye'nin dış politika açısından milli, bağımsız ve Ankara, misak-ı milliden hareket ettiğini görmekteyiz. 27 Mayıs'tan bahsettik. Hem Türkiye'nin Kıbrıs politikasını millileştirmesi, bir dava olarak benimsemesi, hem de Rusya ile çok yönlü proaktif dış politika takip etmesi. Ki ben bunu belgelerine ulaştım. İngiltere'de yazılan bazı telgraflarda Adnan Menderes ve Fatih Önüşü Zorlu için üç karşı kurnaz tilkiler diyor. Ankara Büyükelçisi, İngiltere Başbakanı Macmillan'a mektup yazıyor. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi dönemin... Başbakanı, Sir, ismi neydi? Şu an aklımda değil. Dönemin İngiltere Başbakanı. Mektup yazıyor ve diyor ki üçkağıtçı kurnaz tilkiler diyor. Menderes ve Fatih Önüşü Zorlu için bunlardan kurtulmamız gerekiyordu. Şimdi böylesine bir milli politika takip eden Türkiye'ye karşı 1957'den sonra senaryolar hazırlanıyor. Aynı şimdi reklam arasında konuştuğumuz gibi iç dinamikler tetikleniyor. Öğrenci olayları, ekonomik kriz falan derken bir bakmışsınız şartlar hasıl olmuş ve darbe gerçekleşmiş. 12 Mart 1963-64 Johnson mektubu geldiği zaman özellikle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Türkiye eğer bir Sovyet işgaline uğrarsa, yine Kıbrıs meselesi üzerinden, Türkiye bir işgale uğrarsa Sovyet işgaline biz NATO silahlarını vermeyeceğiz dedi. Ve o dönemin şartlarıyla herkes şoka girdi. Şimdi herhalde o zemzemle yıkanmış o mektup. Şu anki Amerikan yaklaşımına baktığınız zaman çok kibar kalır. Ama gene amaç aynıydı. 64 Johnson mektubuyla bir Sovyet düşmanlığı yaratılmaya çalışıldı. Halbuki o zaman da İnönü diyor ki şeye, kurmaylarına gidin diyor, Kosygin'le konuşun diyor. Sovyetlerin Türkiye'ye karşı bakış açısı nedir diyor. Gidiyorlar görüşmeye. Kosygin diyor ki biz Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. Biz Türkiye'ye niye saldıralım? Niye işgal edelim? Türkiye ile biz ekonomik işbirliği yapmak istiyoruz. Tıpkı bir Atatürk döneminde, Lenin döneminde olduğu gibi diyor. Ve nitekim 1965 senesinde Süleyman Demirel tek başına iktidara geldiği zaman 65 ile 71 arasında Türkiye ile Rusya arasında inanılmaz bir ekonomik işbirliği anlaşması süreyi başlıyor, rüzgarı başlıyor. Vagon anlaşmaları, demir çelik anlaşmaları, ekonomik yatırımlar ve büyük, büyük ağır sanayi yatırımları Rusya Federasyonu ile beraber yapılıyor. Ama ne oldu? 71'de 12 Mart muhtırası evet geldi ve rahmet İhsan Sabri Çağlayan gidin ki tanırım da şey olarak da aile olarak. Buradaki Sovyetlerle birlikte ilişkilerin iyileşmesi yönünde bir baskı yapıldı, iyileşmemesi yönünde ve Türkiye'de darbe geldi. 12 Eylül 1974 Barış Harekatı yapıldı, Kıbrıs Barış Harekatı. Amerikan ambargoları geldi, 77 1 Mayıs olayları, Türkiye'de istikrarsız hükümetler, 6 aylık, 3 aylık hükümetler, öğrenci olayları, toplumsal krizler, hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ve Türkiye büyük bir kaos, büyük bir infial içine sokuldu. İnsanlar dua etti, asker gelsin de bizi kurtarsın diye. Tabii. Bakın, 12 büyüklerimiz öyle. O şartlar oluşturdular yalnız. Şartlar yani oluşturdu, 12 Eylül olsun da. Rahatlayalım. Neden? İşte şu 5 insanlar... bin öğrenci öldü çatışmalarda. Evet, 5 bin öğrenci. Okullar kapalı, duraklarda insanlar öldürülüyor. Yani Allah kimseye yaşatmasın. 28 Şubat rahmetli Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin, ki çok güzel inşallah bir belgesel de yapıyoruz. Necmettin Erbakan, Veci Hürkuş, ondan sonra Türkiye Milli Savunmasına sanayi katkı yapmış olan isimleri içerecek. Türkiye yeni ağır sanayi yatırımlarının gelmesini sağlamıştır. Ve D8 gibi gelişen 8 Müslüman ülkeyi bir araya getiren ve yine işte o bahsettiğim o büyük coğrafyayı kapsayacak olan bir bölgeselcilik anlayışını sahaya yansıtacakken
28 Hocam hatırlıyor, Şubat. Hatırlar mısınız o zaman kendi uçağımız, kendi füzemizden bahsetmeye başlamıştık. Rahmetli'nin biliyorsunuz zaten tank projesi vardı. Bunu yapmayacağız. Tabii. Evet, öncesinde. Hemen. Bunların hepsi nasıl oldu? İşte komik komik televizyon mahfet haberleriyle. Evet. Güya işte o şeyhler, müritlerle bir algı yaratıldı. Evet, Türkiye bir irtica tehlikesi içerisindeymiş gibi. Türkiye İran olacak. Türkiye İran olacak diye büyük bir algı yaratıldı ve rahmetli Erbakan iktidardan düşürüldü. Sonra ne oldu? 30 sene geri döndük tekrar. Sonra ne oldu? 15 Temmuz. 15 Temmuz'un evveline bir bakın. Türkiye'nin özellikle 2009-2010'daki hareketlenmelerine bakın. Türkiye burada dörtlü federasyon kuruyordu. Konfederatif bir yapı oluşturacaktı. Tıpkı Sadabat Paktı'nda olduğu gibi, evet, 1937. Yani güzel benzetme hakikaten. Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Afganistan'a kadar uzanacak bir hatta bir blok oluşacaktı. Kolektif güvenlik ve ekonomik işbirliği anlaşması olacaktı. Bunun adı neydi biliyor musunuz? Şamgen. Şamgen. Hatırlayın. Şamgen. Tabii. Buradaki sınırlar, mayınlar temizletildi. İnsanlar akrabalara gidip gelmeye başladı. 2011-2012 dönemlerinde de konuşulan bir projeydi, evet, hatırlıyorum. Evet, Arap Bağrı'nın patlatılması tabii sürecine kadar. Ve şimdi kayıt dışı olarak söyleyeyim. Burada bazı insanlar dediler ki Suriye vilayetleri Türk vilayeti olacak. Bu basit bir şey değil. Çünkü neden? Aslında ben bunların şey, Atatürk'ün hayalinde bu vardı. Atatürk'ün hayalinde misak-ı milli sınırı tabii buydu ama hayali şuydu. Bu bölge ülkeleri bağımsızlıklarını kazansın ve biz bu bölge ülkeleriyle konfederatif bir yapı oluşturalım. Yani Türkiye'nin etki alanı Akdeniz'e birlikte Orta Doğu, Hazar Havzası, Balkanlara kadar ulaşsın ve Türk dünyasıyla birleşelim. Bakın şurada İran sınırında çok küçük bir hat vardı, Nahçıvan şurası. Şurası işte şurası, belki kamera çok göstermez ama burası 15 kilometrelik bir yerdir. Burası Atatürk'le Şah döneminde, Atatürk Şah'la görüşürken diyor ki bize diyor buradan bir bölge verin diyor. Dil ucu kadar bir şey istiyorum sizden diyor. Kendi söylüyor bunu. Ve Şah Atatürk'e, Atatürk kendi parasını ödeyerek burada dil ucu kadar diyor, dil ucu kalıyor şimdi zaten burası. Bir hat veriyor, bizim Nahçıvan'la burada bir doğal bir hattımız oluşuyor, bir ana damarımız oluşuyor. Sırf Anadolu ve Türkistan arasında bir boşluk olmasın diye. Bakın şimdi de Zengezur'u konuşuyoruz. Şimdi gerçek bir hattan konuşuyoruz. Ya bunların hepsinin tarihi bir derinliği var, hep söylüyorum ben. Türkiye'nin politikalarını Büyük Teoman'dan son devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar, aradaki darbecileri ayırıyorum tabii ki, devlet başkanlığı nezdinde değerlendi. Bu devlet politikası. Ben hep söylüyorum. Yani siz bir devlet politikasından bahsediyorsunuz. Özellikle ben siyaseti kenara bırakıyorum. Siyaset değil işimiz. Siyaseti bir kenara bırakalım. Bu bir devlet politikası. Siz partide herkese farklı düşünelim. Bu çok doğal bir şey. Ama bu coğrafyayı bilelim, bu tarihi bilirsek o zaman devlet başkanının ve devlet politikasının arkasında durmak zorundayız. İç siyasete alet edersek bunu o zaman ondan istediği oluyor. Ondan 27 Mayıs'lar oldu, ondan 12 Mart'lar oldu, ondan 12 Şubat'lar oldu, ondan Necmettin Erbakan Genelkurmay Başkanı'nın önünde terletildi, resmi çekildi, servis edildi. Askerin önünde hazır olda sokturmaya çalışan başbakanlar gördük biz. Yani bunlar çok acı şeylerdir. Dolayısıyla ki dediler ki o zaman Atatürk zamanında da böyle. Hayır, Atatürk üniformasını çıkardı ve öyle siyaset yaptı. Atatürk Hitler gibi, Mussolini gibi üniformasıyla siyaset yaptı. O yapmadı. Ama her darbe yapanlar güya Atatürkçülük adı altında darbe yaptı. 27 Mayıs darbesi anti Atatürkçü bir darbedir ve astıkları Başbakan Dışişleri Bakanı Tevfik Güçlü Aras'ın damadıdır. Atatürk'ün yetiştirdiği bir diplomattır. Düğününü de Atatürk yapmıştır. Yasla da mahkemede soruyorlar. Şimdi aklıma gelmişken çok sinirlendim. Mahkemede diyorlar ki sen bu düğünü hangi parayla yaptın? Ha, hesap ver diyorlar Fatih Nüşü zorluyor. Belgelerde yazıyor. Ve Atatürk yapıyordu. Takılanı soruyorlar ona. Kim taksı? Yani böyle çok kötü günlerden geçti bu ülke. Dolayısıyla bugünkü siyaseti anlamamız için toparlarsak ya yani bugüne gelmiş olursak işte o zaman ne yapmamız gerektiğini görebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği, şimdi toparlayayım, Suriye, Irak, şimdi Cumhurbaşkanı ne dedi? Esad'la görüşürüz dedi. Benim Esad'ın olup olma, çünkü devletçi düşünüyor. Neden? Biz Esad eğer şey olsaydı dedi, gelirdi Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı, orada görüşürdük dedi. Ama Esad yanlış yaptı. Ben Suriye'nin bütünlüğünü korumaya çalışırken Esad gitti. Sırf Türkiye düşmanlığı yüzünden, hani anti-Türk veya başka sebeplerden dolayı gitti. Örgütlerle işbirliği yaparak Türkiye'nin Suriye'nin bölünmesine sebep oldu. Aynısı biz Irak'ta da söyledik. Şimdi o konuyla ilgili açıklamasında bugün Cumhurbaşkanı az önce de Sayın Vekil'e söyledim. Suriye'nin toprak bütünlüğü dedi. Şimdi ben size sordum ya neden bugün bu açıklamayı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bir anlamı vardı ama şimdi az önce anlattığınız o hikayede Onur Bey'in de sorduğu sorularla işte size desteklediniz. Burada bir tarihsel bir hafıza var. Yani devlet aklı deniyor herhalde buna, bu tarihsel hafızaya. Çünkü yıllarca darbeler, atılan adımlar arkasından darbeler. Siz böyle özetlediniz bunları. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı da dedi ki önce
Yunanistan'a. Yani gel bak ben seni yeniden diyaloğa çağırıyorum dedi. Şimdi evet. Geçtiğimiz günlerde Miçotakis'e çok sert açıklamalarda bulmuştu. O Amerika Birleşik Devletleri'nde senatoda yaptığı o açıklamaların ardından. Ama bugün dedi ki Cumhurbaşkanı ya gel görüşelim tekrar bunu diplomasi yoluyla biz bir konuşalım. Komşuluk ilişkileri içerisinde dedi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve sonradan da şöyle söyledi yani... komik duruma düşürüyor. Yani Türkiye hiçbir oranda Yunanistan'la denk değildir. Yunanistan kendini komik duruma düşürüyor bu açıklamaları yaparken dedi. Ama işte burada da söylediğiniz gibi o tarihsel hafıza da devreye giriyor. Az önce sizin dediğiniz gibi yani Yunanistan olmasaydı Türkiye Yunanistan gibi silahlandırılmak isteniyordu. 15 Temmuz başarılı olsaydı der. Türkiye NATO'na mühimmat deposu haline getirilecekti. Aynen. Türk Silahlı Kuvvetleri ile kolluk kuvvetleri birbirine girecek. Türk Silahlı Kuvvet 2000 yıllık ordu çökertilecekti. Ve işte bu Suriye ve Irak sınırından NATO birlikleri girecekti. Biz Türkiye'yi koruyacağız diye alın size serv haritası. Bölecekler Türkiye. Yani bunun siyasete bir alakası yok. Bu serv haritası mevzusu 1920 değil. Bu 250-300 yıllık mevzu. Hatta biraz daha geriye gidersek İstanbul'un fethiyle başlayan bir mevzu. Yani bu amaç şu. 17. büyük Türk devletini kurdurmamakta. Çünkü Türk devletleri onların başına hep dert olmuş. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Ve hep söylediğim gibi 1854 çok önemlidir. İngiltere Başbakanı Gladstone bir açıklama yapıyor. Diyor ki Türklere ait olduğu yere diyor, Orta Asya steplerine doğru süpürmek zorundayız diyor. Bunu İngiltere Başbakanı söylüyor. Yani amaç Türkleri bu coğrafyadan yok etmek. Bütün hesaplar bunun üzerineydi. Türkiye vekil ülke olmadı. Bu sefer ne oldu? Mora isyanlarıyla ki Mora'da, ilk önce Yunanistan Mora'da yaptığı katliamın hesabını versin. Binlerce Türk katledildi, kesildi orada. Kıbrıs'ta binlerce Türk köylerde kesildi, toplu mezarlar bulundu. EOKO terör örgütünü kim kurdu? Yunanistan adayı kim gönderdi? Grivas kim? Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman suçlu kim? Ama derler ya, en çok bağıran suçludur diye. Yunanistan burada şamata yapıyor. Şamata yaparak da kendi hatalarını, kendi tarihini... Ama Merve Hanım, ben uzatıyorum özür dilerim ama Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının eğitimine baktığınız zaman, eğitimlerine bir bakın. Kennedy'yi bir kenara ayırıyorum. Kennedy'ye benim özel bilgim. Çok da araştırırım Kennedy'yi de. Ondan öldürüldü o da zaten. Dolayısıyla ayırıyorsunuz. Tabii. Hep bir Yunan felsefesiyle, bir antik Roma felsefesiyle yetiştirildiklerini görürsünüz. Şimdi mesela Bidenopos diyorlar Biden'a biliyorsunuz. Biden'a çok özel bir alakası Obama vardır. Obama ilk dönem bunu bozmaya çalıştı ama ikinci dönem teslim oldu. Obama da zaten sadece semboldü. Arkadaki neokonlar onu yönettiler. Ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyine baktığınız zaman Yunan tarihine karşı, özellikle antik Yunan şeyine karşı çok fazla ilgileri var. Zaten öyle yetiştirirler. Yani o dünya siyasetinin merkezi olarak gördükleri için böyle yetiştirirler. 300 milyar euro borcu olan Yunanistan'a nasıl F-35 veriyorlar? Nasıl modernizasyon kitleri veriyorlar? Adamlar aç yani. Yazık, insanlara yazık. Yani Yunan halkı bizim dostumuz. Benim birçok Yunan dostum var, Rum dostum var. Bu topraklarda yetişmiş insanlar var. Ama bu siyaset lobilerin oluşturduğu bir siyaset olduğu için o insanlar da mağdur oluyor. Tıpkı Ermenistan gibi. Bir sürü Ermeni dostumuz var bizim. Yani buradaki insanlar açlıktan heba olmuşlar sırf Ermeni lobisinin işine yarayacak diye. Şu an gelin gör, Ali Cansın'ın kapısı niye açılmıyor? Sanırım niye siz şunu diyorsunuz ya, bizim problemimiz Yunanistan'la değil, vekil devlet Yunanistan'la. Yani, vekil devlet gömleğini çıkartırsa Yunan dostu, bizim Yunanla Yunanistan'la problemimiz yok. Aynı coğrafya, aynı kaderim ama siyaset yapıcıdan. Son şunu söyleyeyim, 3 tane aile vardır Merve Hanım. Yunan siyasetinin dizayn 3 tane hanedan vardır. Biri Karamanlislerdir, biri Papandreolardır, diğeri de Miçotakislerdir. Ki Miçotakis'in babası da 1967 senesinde Albaylar Cuntası darbe yaptığı zaman rahmet İstansım Çağlayangil buradan adadan onu özel helikopterle aldırdı. Türkiye'ye getirtti ve onu koruma altına aldı. Hatırlıyorum geçen yayında da anlatmıştınız.